Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar GTA 5 online ücretsiz oldu. Biliyorsunuz ki GTA 5 önceden paralıydı. Birçok platformda satılıyordu arkadaşlar. GTA 5'i 100 liraya, 160 liraya, Steam'de 160 lira biliyorsunuz ki GTA 5'i birçok yerde satın alabiliyorsunuz. Ama bugün arkadaşlar Epic Games'te GTA 5'i ücretsiz yaptılar. Tamamen ücretsiz bir şekilde online oyuna girebiliyormuşuz. Bunu bugün size GTA 5'i Epic Games'ten nasıl indirirsiniz bunu göstereceğim. Umarım videomuz hoşunuza gider. Aşağıdan abone olup like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Şu an bir aboneliğinizi bir like'ınızı alırız. Esirgemeyin. Aşağıya da yorumunuzu kesinlikle bırakın. Yapamayan arkadaşlar varsa aşağıya yine Discord linkimizi koyacağız. Discord'umuza gelmeyi kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar, bugün dediğim gibi GTA 5'i nasıl indiririz, ücretsiz bir şekilde online nasıl oynarız bunları göstermeye çalışacağım. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz arkadaşlar. Tarayıcımızı açtıktan sonra buraya Epic Games yazıyoruz. Epic Games yazdıktan sonra ilk baştaki yere giriyoruz ve siteleri çökmüş durumda şu anda. Epic Games'i indirmemiz lazım arkadaşlar. Direkt zaten buraya Epic Games yazdığınızda da indirebiliyorsunuz ama şu anda gördüğünüz gibi hani ilk başta zaten siteler çökmüş, hani GTA 5 ücretsiz deyince bayağı bir akın etmişler herhalde. Ben buraya tıkladım, buradan da indirebilirsiniz. Epic Games'i ilk indirmemiz lazım, sonra kurmamız lazım. Burada da güzel olmuş arkadaşlar, ücretsiz yapmışlar. Yani helal olsun. Ben şurayı bir değiştireyim, benim yerelde XD'ye atsın. Benim arkadaşlar yerelde XD'ye boş, siz burada bir şey yapmanıza gerek yok, yükle diyorum. Şu anda yüklüyor. Yüklesin bakalım. Ama güzel olmuş arkadaşlar, birçoğumuz GTA 5 pahalı diye oynayamıyorduk. Steam'de 160 TL'ye satılıyordu. Tabii indirimlerle falan bazen 80 TL falan oluyordu. Ama ücretsiz bir şekilde Epic Games yayınlamış, helal olsun. Buradan arkadaşlar bunu geri ücretli yaparlar mı bilmiyorum. Hani hemen hızlıdan yerinizi alın. Bugün bir tarih vereyim, 14 Mayıs'tayız. 2020 14 Mayıs. Hani hızlı olmaya çalışın ki Epic Games'ten hemen indirin GTA 5'inizi. Güzelce GTA 5'inizi oynamaya başlayın. Çünkü arkadaşlar GTA 5 güzel bir oyun. Eski bir oyun ama bayağı güzel bir oyun. Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz güzel bir oyun. 169 lira boşu boşuna Steam'den para vermeyin. Epic Games'ten bedava indirin. Gördüğünüz gibi burada bir yükleme yapıyor. Burada dolunca görüşelim. Bu arada arkadaşlar GTA 5 normalde Steam'de kaç GB bilmiyorum. 90 GB gibi bir şey indirmiştim ben Steam'deyken GTA 5'te. Bakalım Epic Games'te de yani aynıdır büyük ihtimalle. 80 GB gibi bir şey indiriyor. 90 GB da hard diskinizde ya da SSD'nizde yer kaplıyor. Ona göre indirin. Ama ücretsiz bir şekilde yayınlamalar çok güzel olmuş. Birçok kişinin işine yarayacak. Vallahi helal olsun. Ücretsiz yani o kadar 160 TL'lik bir oyunu ücretsiz yayınlıyorlar. Ama bu bize bazı avantajlar da oldu. Tabii dezavantajları da oldu. Dezavantajları nelerdir? Arkadaşlar şimdi bu ücretsiz olduğu için bayağı bir hile hurda açan olacak. Ama GTA 5 şöyle bir PUBG gibi hani bir çatışmalı Battle Royale bir oyun olmadığından sadece bir para hilesi falan yaptıkları için fazla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü başka oyuncuların oyununu sabote edecek bir şey olacağını düşünmüyorum. Umarım bir şey olmaz. Yoksa bir yarın bir bakıyoruz GTA 5'te herkes cumhurbaşkanı olmuş. Herkes geziyor öyle paralı marada. Bu arada arkadaşlar hani Steam'deki ile Epic Games'dekinin arasında bir fark var mı? Hiçbir fikrim yok. Sadece Epic Games'te bunun ücretsiz olduğunu bugün duydum. Dedim bir videosunu çekeyim. Bilmeyen arkadaşlar da indirsin. Kursun güzelce oynasın. Hani bu sonradan ücretli falan olur. Burada evet'e basıyoruz. Ücretli falan olur. Erkenden alın GTA 5'inizi koyun. Oynarsınız arkadaşlarınızla online bir şekilde. Bu arada bunun sistem gereksinimleri nelerdir GTA 5'te? Ben size isterseniz benim sistem özelliklerini söyleyeyim. Ben de i5 8600K var, 4.6 GHz gibi bir şeydi hatırlamıyorum. i5 8600K Intel işlemci var. GTX 1070 var arkadaşlar MSI'ın. 16 GB RAM var. SSD var, 240 GB ve 1 TB hard disk var. Ondan sonra başka ne vardı? RAM'lerimiz 3000 MHz bu arada. Hani GTA 5 düşük sistemle de oynarsınız arkadaşlar. Hani kötü yani düşük grafiklerde de GTA 5 oynanabilir. Sıkıntı yok yani GTA 5 oynarsınız düşük sistemde. Ben öbür sistemimde GT 730 vardı. Hani GT 730'la ben oynuyordum yani kaç FPS 30-35 FPS de oynuyordum kasmadan. Yani kasmıyordu yine bana göre. O yüzden hani oynayabilirsiniz. Sıkıntı etmeyin. GTA 5'i yükleyin. Deneyin yani hiç yoktan sonra ücretsiz olduğu halde yani ücretsiz deneyin. Bu arada arkadaşlar buraya Epic Games ilk geldiğinde burada sizin
kayıt değilseniz, ben önceden Fortnite indirmek için indirmiştim. Şuradan kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Siz burayı bu bilgileri doldurarak buraya kayıt olabilirsiniz. Ben hemen giriş yapayım bir. Kendi hesabım var. Kayıt olduktan sonra Gmail'inizi buraya, şifrenizi de buraya yazarak beni hatırla deyip giriş yapabilirsiniz. Ben hemen yazayım geliyorum. Ben şu anda giriş yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekip Epic Games başlatılıyor diyor. Merhaba Proker dedi. Benim burada hesabım vardı zaten. Şu anda yükleme alanında zaten geliyor. Bakalım arkadaşlar GTA 5'i. Ben de hiç girmedim bu arada. Böyle hatalar alabilirsiniz. Neden diye soracak olursanız, yükleme konumusu işliyor. Bu nereye yüklüyor? Ben bunu bir yerelde isteğe alayım. Çünkü arkadaşlar benim hani şeyde dediğim gibi yer yok. SSD'imde yer yok. Böyle hatalar alabilirsiniz. Neden oluyor bu arkadaşlar? Yoğunluktan dolayı oluyor. Çünkü bugün herkes biliyor ki GTA 5 ücretsiz olduğu için herkes buraya akın etmiş durumda. O yüzden sitelerinde de hani 404 error falan alabilirsiniz. Sayfaları yenileyin, düzeliyor. Düzeliyor. Bura nereye geldi? Burayı bir kapatalım. Şu ana sayfaya bir dön. Hani bazen sıkıntı yaşatabiliyor çünkü arkadaşlar bayağı kişi, hani yoğunluk var. Tekrardan bir tıklayayım. Bura bir gelsin. Bakalım GTA 5'imiz ücretsiz mi? Kaç GB? Onlara da bakayım, göstereyim. Hani arkadaşlar bilmeyenler için bu videoyu çekmek istedim. Bilmeyen insanlar uğraşmasın. Oradan buraya gir, buradan buraya gir. Direkt Epic Games indiriyorsunuz. Aynı şu örneği vereyim. PUBG Mobile indirmeden önce bilgisayara PUBG Mobile'in emülatörünü indiriyorsunuz ya. Sonra PUBG Mobile oradan indiriyorsunuz. Bu da aynı öyle. Epic Games indiriyoruz. Gördüğünüz gibi GTA 5, GTA ve ücretsiz kap diyor. Ben şu an büyük ihtimal Fortnite indiriyorum. İndirmelerden Fortnite'ı bir iptal etmem lazım. Çünkü Google'dan Fortnite indir diye açmıştım. Ana sayfasına geldiğimizde GTA 5'in ücretsiz olduğunu göreceğiz. Sayfa biraz yavaş. İnternetinizle fazla alakası yoktur. Bunun yoğunlukla alakası var dediğim gibi. Arkadaşlar tekrardan hatırlatmakta fayda var. Ben daha demin bir kapattım açtım. Hani bu indirmeme sorunları, 504-404 hataları dediğim gibi tekrardan hatırlatıyorum. Yoğunluktan dolayı oluyor. Sıkılmış olabilirsiniz hatırlatmalarımdan ama yoğunluktan dolayı oluyor. Yine söylerim dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir yer açıldı. Tamam mıdır? Sol altta sizin ikiniz. Böyle bir yer. Bu sizin Epic Games. Bunu emülatör olarak düşünebilirsiniz. Ama değil. Buradan ana sayfaya tıklıyorsunuz. Tamam mı? Ana sayfaya tıkladıktan sonra bura gelmiyor. Şuradan arkadaşlar mağazaya tıklıyorsunuz. Mağazadan göz at bölümüne tıklıyorsunuz. Göz attan gördüğünüz gibi GTA 5'in 169 TL'den ücretsiz olduğunu görebiliyorsunuz. Bu çok iyi bir şey. GTA 5 güzel oyun arkadaşlar. Samimi söylüyorum, güzel oyun. GTA 5'in üstüne sadece bir tık sol tık yapıyorsunuz. Bu oyunda yalnızca artı 18 yaş grubu için önerilen yetişkinlere yönelik içerikler bulunuyor diyor. Devam et diyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar GTA 5 burada yükle işareti çıkıyor, bakın yükle diyor. İstek listesine ekle diyor. Siz buradan yükleye basıyorsunuz, tamam mı? Yükleye bastıktan sonra bu sizin indirmelerinize geliyor büyük ihtimalle, bekleyelim. Yükleye bastıktan sonra bakalım nereye gelecek bize. Siparişiniz yükleniyor diyor, lütfen bekleyin diyor. Bizi ödeme yerine atıyor ama zaten ücretsiz, ödeme yapacağımız bir şey yok. Herhangi bir sıkıntı yaşamayın, sipariş ver diyoruz. Gördüğünüz gibi faturanızı e-postanıza gönderiliriz diyor. Yani arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorsunuz, oradan sipariş ver diyorsunuz. Kesinlikle para falan almıyorlar sizden. Zaten para emülatörü yüklediğinizde hiçbir şeyiniz yoktur zaten büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi zaten var diyor. Bizim şu an kütüphanemizde GTA 5'imiz var. Gördüğünüz gibi kütüphanemize geldiğimizde GTA 5'imiz burada görünüyor. Buna bastığımızda bunları kabul et diyoruz. Bakın arkadaşlar GTA 5'i nereye yükleyeyim diyor. Göz at diyorsunuz. Nereye boşsa YerelDX.dc, nereye boşsa ben YerelDX.dc'ye atmak istiyorum. Buraya da GTA 5 Epic Games yazayım. Yükle diyorum. Sol altta indirmelere geldi gördüğünüz gibi. GTA 5 indiriliyor. GTA 5 baya bir gigabyte var büyük ihtimalle. Nerede yazıyor? 94 GB'lık bir oyun. GTA 5 güzel oyun bu arada arkadaşlar. Dediğim gibi deneyin. GTA 5 güzel oyun. Bu dakikaya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Videomuz bu kadardı. GTA 5'i benim normalde Steam'imde GTA 5 var. Dedim videoyu da çok fazla uzatmayayım. GTA 5'i zaten oradan yükledikten sonra içine rahatlıkça girebiliyorsunuz. Biraz da sağa sola kurcalarsınız. Arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz online bir şekilde. Herkese iyi oyunlar dilerim.
Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Destek vermeyi kesinlikle unutmayın. İşinize yaradıysa abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Oh,